الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسولهم أفي الله شك فطر السماوات والأرض Peygamberleri demişti ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tan pek şek edilir mi? قالت رسولهم أفي الله شك şüphe edilir mi? Şakkun fatir, fatir yarattı semavati vel arz. Arzı ve semayı yaratan yaratıcıdan şüphe edilir mi? Allah'tan şüphe edilir mi? Yaratmış ortada. Şimdi soru şu. Birinci sual. Çok tembellerden ve tarık-ı salatlardan işitiyoruz. Diyorlar ki çok tembellerden ve namazı terk edenlerden işitiyoruz ki hani onlar diyor. Namaz kılan bunu demiyor tabii de. Namaz kılmayanlar diyor. Ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddetle ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Yani bir Allah, Allah'a haşa yakışır mı? Böyle basit bir fiille sanki büyük bir iş yapmış gibi, sanki karşısında Allah'ın haşa bir şeriki var, ona hiddet ediyor. Yani Allah bir emirle helak eder. Niye sanki büyük bir mahlukmuş gibi, bir yapıymış, karşısında bir varlıkmış gibi şiddetle tehdit ediyor. Hani biz deriz ya, bak ben sana gösteririm. Yapamayan adam yapar hemen. Soru devam ediyor. İtidalli, yani ifrat ve tefritten uzak, vasat, istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'aniye nasıl yakışıyor ki? Ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı, ehemmiyetsiz küçük bir mesele, namaz kılmamak gibi, ancak eğilip kalkıyorsun işte. Bu kadar basit bir meseleye karşı nihayetsiz şiddeti gösteriyor Kur'an'da. Sanki kainat kopmuş, her şey oymuş sanki. Öyle hiddet ediyor namaz kılmayana. Hem Allah'ın ne ihtiyacı var? Yeterse zamanımız 13. Lema'nın 11. işaretinde birinci sualı da var. Yani namaz kılmayan nasıl kainatı, niçin kainatı hiddet ediyor? Hiddet ne demek? Yani Allah'a ne ihtiyacı var ibadete? Birinci bölüm bu, 3 bölümdür aynı soru. Cevap, Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki Arapçada bel kesinliktir, yani kesin. Hiçbir şeye muhtaç değil. Allah, bak Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Bel, kesin. Hayır demek ki. Ki eki getirilmiş. Belki bizim Türkçedeki şüphe manası. Yani belki o da olur ama belki bu da olmaz. Gibi değil. Kesinlik manasında. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. Tek ibadete Allah muhtaç değil. Sen muhtaçsın. Sen manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. İbadetin manevi yaralarına ilaçlar olduğunu. Namaz kılmayanlarda ruhsal sıkıntıların baş göstereceği ve baş gösterdiği yaşayanlar biliyor. Mesela namaz kılmayan Allah'tan kopuk yaşadığı için kendisini sahipsiz, aciz, fakir zanneder. Güven duygusundan yoksul yaşar. İki, cinler musallat olur. Ruhaniler musallat olur. Habis ruhlar musallat olur. Stres sıkıntısı bitmez. Gibi. Acaba bir hasta, bak bir hasta, o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi, faydalı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, yani bir hastalık, hastanede yatıyor. Doktor şefkatli. Hasta anlamıyor.
Ona ısrar ediyor. Kardeşim bunu içeceksin ya. İçeceksin kardeşim ya. Sana söyledim bu perizi yapacağım diyor ya. Demiyor. İsrar ediyor. Buna mukabil hasta dese ki, doktor bey, sen ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun kardeşim ya? Ne ihtiyacın var kardeşim benim ilaç içip içmeme? Ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Yani desen ki, böyle bir şey desen. Hasta benim, sana ne oluyor? He, ben hasta benim ya. Sen ne oluyor yani bu kadar ısrar ediyorsun? Sen cahilsin, bilmiyorsun nereye mal oluyor. Doktor doktorluğunu biliyor. Ondan sonra bazı şeyleri sana demiyor. Bizim memlekette bir tabir var. Doktor hastasından ümidi kesince der ki, oranın tabiriyle, boyuk ananın durumu fena, eve götürün ne yerse yesin. Her şey serbest. Her şey serbest. Ama ciddi bir hastalık, tedaviye muhtaçsa ısrar ediyor, bunu yapacaksın, çocuksa daha şey. Ama Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise, Kur'an'ın ibadeti terk eden hakkında şiddetli tehdidi Allah göstereceğim ben size diyor. Ben size göstereceğim diyor. Dehşetli bir de ceza ise neye benziyor? Nasıl ki bir padişah raiyetin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Koca bir padişah benim gibi basit bir adamın işiyle meşgul olmaz demez. Niye? Eğer sen hakiki adaletperver padişahsan raiyetin, halkın istirahatiyle meşgulsun. Bir mazlum, zavallı bir raiyetinin, sana bağlı olan vatandaşın bir ihtiyacı olsa, başkası ona musallat olsa, başkası onun hukukuna tecavüz etse, padişah ne yapar? Müdahale eder. Sen diyemezsin ki, koca padişah, kim ya bu adamı korusun? Bu adam onun raiyetidir. Yani bir güneş düşün diyor şartıcazda. Büyüklere vuruyor, küçüklere vurmuyor. Böyle güneş olur mu? Güneşin azametine zıt. Kendi hakkı için değil de halkının hakkını hakkı için, korumak için. Evet, müdahale ediyor. Hemen sorabilirsiniz. Öyle de, ne demek bu öyle? İbadeti ve namazı terk eden adam ne oluyormuş? Sultan-ı Ezel ve Ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna emniyetli bir tecavüz, manevi bir zulüm eder. Namazı ve ibadeti terk eden adam da şu kainatın ezeli ve ebedi sahibi olan Allah'ın da raiyeti hükmünde olan şu mevcudat, ruhaniler, melekler, ağaçlar, dağlar, güneşler, dünyanın dönüşü, nimet Allah'u la tuhsuha, sayamayacağımız kadar enva nimetin hukukuna tecavüz eder. Hücum ediyormuş namazı kılmaya, ibadeti terk eder. Nasıl? Ne alakası var? Ben elma ağacına nasıl tecavüz ediyorum namaz kılmamakla? Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. Yani ağacın, yıldızların, çiçeklerin, otların, sığırların Allah'a bakan tarafını ancak kim anlar? İbadet yapan anlar. İbadet sende ruhani bir pencere açıyor. Bir anlayış yapıyor. Dolayısıyla o ağaçların, o bitkilerin, o hayvanların Allah'a karşı vazifeleri var. Vazifelerini yapıyorlar. Mani, ibadeti terk eden insan mevcudatın ibadetini göremez. İbadeti. Sigara içen adam sigara içenin kokusunu alamadı. İbadeti terk eden o zaman onun, o ağacın Allah'a karşı ibadetini görmeyen, inkar eden bir insan, onun hukukuna tecavüz ediyor. Nedir bu ağaç? Olduğun gibi, olduğun işte. Oysa bir aynı kul gibidir, onun da zikri var kendi lisaniyle. Onun da ibadeti var. İbadeti terk ettiğin zaman onun ibadetini göremez. Neye benzer? Mesela bir cemaate mensup olan adam hemen hangi cemaate mensup olduğunu bir insan bilir. Bir insan mesela biraz talim yapmışsa, biraz talimi yüksek olan, düşük olan anlar. Ne bileyim bir mühendisse bir işinden öteki mühendisin seviyesini bilir. Ama bilmeyen adam bilmez. Onun için ibadeti terk eden adam kainatın ibadetini göremez. Göremediği için onun vazifesiz, manasız olduğunu kabul eder. Neye benzer?
Mesela bir valiye desin ki, neden bu aptal aptal oturuyorsun ya? Neden bu vazifeni varlamış sen burada? Yani göremiyor bir vazifesini. Orada oturması bile yetiyor. Yani telsizle, telefonla. Bu ne ya? Aptal aptal, domates kafalı desen, orada hapishane olmasa senin için bir hapishane yapacaktır. Yani vazifeliği, vazifesizlikle itham etmek onun hukukuna tecavüzdür. Dışarıda da konuşsan, seni çekerler kardeşim, bu valiler elinde niye konuşuyor? Ağaç da öyledir, bir vali gibidir. Onun nazarında o zaman öyle abi. O nazarını o yöne çevirdiği için göremiyor. Zahirde onun gözünde vali olduğu gibi görünüyor. Ama hakikatte vali çok büyük iş yapıyor. Evet. Bir kere orada bulunması bile yetiyor zaten. Otoriteri, yani milletin nazarında böyle bir hissi var otoriter. Yani bu sefer halk dizginleniyor. Bir de abi her mahlukatın ibadet ettiğini kabul etse kendisini ibadetsiz etmediği ortaya çıkacak. Evet ya. Ettiği anda kendisini abi, ibadetsizliği. Her şey ibadet ediyor. Ediyor. Farkına varsa bu sefer kendisi ibadet ediyor. O da her şeyin içinde ya. Tabii. Dolayısıyla o da ibadet etme gereği. Çünkü niye? Allah o ağaç soracak. Diyecek ki ya Rabbi beni hizmetçi yaptı. Ama hizmet ettiğim insan beni tanımıyor. Ben ağaç olduğum halde hizmet ediyorum. Yani ondan sonra bütün kainat farklı farklı mevcudat sanki birbirini tanıyormuş gibi ittifak etmiş. Güneşten toprağa, değil mi? Toprak, bitkiler, hayvanlar, insanlara, madenler, petrollar hep insana ibadet ediyor. Yani ibadet, yani insana çalışıyor. Allah'a da tesbih ediyor. E peki bütün kainat senin için çalışırken sen de en azından kainat kadar bir neticen olması lazım. Yani şimdi bir dükkan açtın, 10 milyon para yatırdın sermaye. 11 milyon getirmese ki sen orayı açmazsın. Hani bu örnek gibi. Bu kainat sana hizmet ediyorsa, bu kainatın hedefi, gayesi, maksadı sensen, o zaman senden de kainat kadar bir netice çıkması lazım. O da şükürdür. Şükrün hulasası, filistesi de namazdır. Bu sefer o sana hizmet eden mevcudatın şükrünü eda etmiş olursun. Yoksa bir manavın koparıp getirdiği fiyat esas fiyatı değil. O yapmadı, yaratmadı ki. Koparttı o kadar. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani, birer ayni esma-i rabbani olan mevcudatı, mevcudat neymiş? Allah'ın birer mektubu samedani. Hiçbir şeye muhtaç olmayan kulvallahu ayet Allah'ın samet. Samet ne demek? Her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın mektubuymuş bir elma. Orada Allah'ın arzuları, Allah'ın sıfatları, senden istedikleri ve orada gözüken esma ve sıfat okuman lazım. Mektupmuş. Birer esma-i Rabbaniye olan mevcudatı âli makamlarından tenzil ettiğinden, âli yüksek makamlarından bu Allah'ın elçilerinden aşağı düşürdüğünden dolayı mevcudatı tahkir eder, mevcudatı hakaret eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. O zaman bizim bildiğimiz gibi mektup sadece yazmaktan ibaret değil. Değişik mektup türleri var o zaman. Mesela bir elmaya baktığımız zaman Allah'a nasıl bir mektup? Allah'a tarif ediyor. Allah bize gösteriyor, sevdiriyor. Mesela ölü topraktan diri bir ağacın çıkmasıyla o mektup, o ağaç diyor ki beni dirilten haydır. Ben, ağaç diyor ki ben şuursuzum, akılsızım, gayesizim, maksatsızım, tamam, hedefim yoktur. Olduğu halde benim hedefim olmadığı halde hedefim sizsiniz. Gayem sizsiniz, maksadım sizsiniz. Sizi tanımadığım halde sanki tanıyormuş gibi hareket ediyorum. Bu da neyi gösteriyor? Benle alakası yok. Bir fail-i muhtar var. Bir sani hakim var. Bir alim-i kadir var. Diyor bak mesela. Hikmet sahibi birisi var diyor. Demek ki bu şekilde Allah'a bizi tarif ediyor. Bu makamda iken, tarifçi makamında iken, Allah'ı tarif eden bir mektup iken, ibadeti terk eden adam, onun ibadetin ve bu sıfatlarını, bu yönünü göremediği için yüksek makamından aşağı makamına düşürüyor. Peki evet, abi şimdi mahlukatın ibadet halinde olduğunu nasıl anlayacağız? İbadet de anlarsın. Çünkü ibadet eden adam bütün mevcudatın Allah'a ibadet ettiğini.
Nasıl yani nasıl ispat edeceğiz? Yani bir kedi, bir sinek, bir evet. Ağaç. Bunlar nasıl ibadet? Yani ibadetteki bizim anladığımız şey namaz kılmak. Şimdi kainata bakan aklı beşer, fenleriyle kainata dalgıç ve casus gibi kainata baktığı zaman kainatta hiçbir şeyi gayesiz, maksatsız göremiyor. Hepsinin gayesi var. Tamam. Mesela bir atoma, atom hakkında daha şu anda 100 bin cilt kitap yazıldığını deniliyor. Kitap yani toplam. Bir atom hakkında daha bir hücre hakkında ömür yetmemiş. Bütün kainat bir bütündür. Bunların içinde hayvanlarda, bitkilerde bize bakmayan tarafı yoktur. Vardır hepsi mutlaka. Bir manalıdır, bir kasidedir. En azından o hayvanlar Rabbimizi bize tarif ediyor. Yani tefsir ediyor. Allah nasıl birisi olduğunu, onun üzerindeki esma var. Mesela kedideki gözde ya basir, ey gören Allah, görmekliğin olmasaydı, görme hakikatin olmasaydı, basır olmasaydı, buna görmeyi veremezdi. Ey semi, işitmen olmasaydı, buna işitme kabiliyeti olmayan başkasının işitme verebilir mi? Kel diyor ilaç yapabilse kafasına sürer. Ondan sonra demek ki bu kedinin veya mahlukatın en azından kainatta fenin dediği eko dengesi var. Ondan sonra bir sineği düşünün. Geçenlerde burada düşünüyordum. Sineği değil de kedi köpeği almaya da yok ya sokakta. Sokaklar kupkuru. Zaten çocuk yok. Çocuk yapmıyor, olmuyor. Hayvanlar da yok. Sanki bir şey gibi ya mezarlık gibi geldi yani. Bir canlılık yok yani. Ondan sonra bir karınca seni düşürdüğün, attığın veya leş olmuş olan bir mahlukatın cesedini sihir memur gibi topluyor, temizliyor. Ondan sonra fareyi dengeliyor. Fare orayı dengeliyor. Onu da yılan dengeliyor. Derken bir denge yapıyor. Ve bir kere birincisi mana neydi? Allah'a tarif ediyor. İkinci bir mana insana hizmet ediyor. Üçüncü mana insana arkadaş olmuş. Dördüncü mana eko dengeyi dengeliyor. Sonra sihir memurları vesaire vazifeleri var. Bu vazife onun ibadetidir işte. Ağacın ibadeti bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı tarif etmek. Yaptığı vazife tesbihidir. Vazifesi de bu âli insanı ikaz etmek. İnsana talim ediyor. Daha ne vazifesi olacak ki? Bak insana Allah'ı yaklaştırıyor. Dedik ya, ya hay. Allah haydir diyor ağacı. Nasıl diyor? Bakın bana bakın diyor. Ölü toprak, ölü gübre ama ben diriyim diyor. Ondan sonra ben diyor körüm ama göz sahiplerine renk at. Renk var diyor çiçeğinde, meyvesinde. Allah o zaman basirdir. Allah renkler atmasıyla mülevindir, renklendirendir. Bakın değil hayvan, ağaç nasıl tarif ediyor, görüyorsun. Dolayısıyla bütün mahlukat vazifelidir. Yaratılış fıtratına uygun hareket etmesi onun ibadeti evet. Oluyor. Evet, mesela şey de biliyor ya, kar getirmeyen araba nereye koyarlar? Satışın. Galeriye. Evet. Meyve vermeyen ağaç? Sobaya, süt vermeyen sır, kazana, namaz kılmayan cennete. Olur mu cennet? Olmaz. Her şeyin bir vazifesi var. Şimdi ben sana söyleyeyim, fabrikada sana karşılıksız maaş verirler mi? Şimdi bir fabrikada senin anandinin alıyor, 8 saat çalışıyorsun, şu kadar para veriyor. Bu kainat fabrikası sana çalışıyor. Güneşi düşün, kaç para verecektin? Bu lambaya kaç para veriyorsun ayda? Kaç euro veriyorsun? Peki güneşin faturası gelse kaç para verecektin? Su faturası geliyor. Hem sıcak hem soğuk. Bulutun faturası gelse. Cep telefonların kontrol faturası geliyor. Geçenleri var. Türkiye'de böyle 10 katıyla yükledim şimdi burada. Ya kulağın faturası, ağzının kontrolü gelse. Ağzın kontrolü gösterecek Cenab-ı Hak. Yalan konuştunuz 10 kontrol. Kontur. Gıybet ettiğiniz 5 kontur. Normal konuşur 1 kontur. Kim konuşur? Kimse huzurlu ve maç konuşur mu? Şöyle yapar. Hep harekete döner bu iş. Niye konuşmaz? Çünkü kontur gidiyor. Peki bu kadar kıymetli cihazları niye vermiş mi? İzah eder misin o zaman? Niye bu dünyaya geldin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Necesin? Vazifen ne? Nasıl izah edecek? Bu kainat şunu izah etsinler. Bu kainat bana niçin hizmet ediyor? Allah aşkına Allahsız, Allah kurmadan izah edilsin bu. Şuursuz sebep, şuurlu niye hareket yapıyor?
hedefsiz ve gayesiz, maksatsız mevcudatın niye gayesi maksadı benim? Aldım baltayı, bana bak ağaç, iyi dinle benim şerim. Bak, benim gözüme şu renkte, dilime şu tatta, burnuma şu kokuda, dişime şu özellikte, mideme şu kimyaya çözünce bir meyve yapacağız. Tamam mı şerim? Yoksa balta yeriz. Ya korkutmuşsun, ağaç sana bu korkudan meyve iman ediyor. Veya seni ağaç tanıyor, biliyor. Dön merhamet ediyor. Diyor ki bunlar insandır, bilmiyorlar. Ben yapayım bari, yardım edeyim. Veya birisi çalıştırıyor. Hangisidir? Korkutmuş musun ağacı? Şahin, insanlar ağacı korkutmuş mu? Yok. Ağaç bizi tanıyor mu? Hangi deli çıkmıştır ki ağaç bizi tanıyor? Fakat şöyle diyor, ben diyor bunların niye sorumlu olayım ki, hizmet ediyorsa ben bunu bu şekilde hizmet etsin diye ama şey gidiyorsun hemen topluyorsun, yiyorsun. O zaman her şeyin bir bedeli olduğunu biliyorsun, markette bir şey alıyorsun. Mesela sana bir bardak suya verene teşekkür ederim. Sen bir yere gittiğinizde bir otobüste hanımına gidiyorsun, bir tanesi kalksa sıkışmış böyle toz gibi olmuş Türkiye dolmuşuna göre. Kalkıp da hanımına yer verse teşekkür etmeyecek misin? Demezler mi ne kadar kaba adamdır? Ücretsiz ne alıyorsun ki? Söyler misin bana? Bunun ücreti yok mu? Sahibi diyor ki bu benimdir. Bu benimdir diyor. Fermanıyla, peygamberiyle bu benimdir diyor. Bunun ücreti budur diyor. 5 vakit namaz kılacaksın. O zaman diyor şöyle diyor. 2 şartta diyor yapmayın diyor. İbadet yapmayabilirsin. 1. Benim sana verdiğim nimetleri bırakacaksın. Benim memleketimden de çıkacaksın. Serbest. İbadet edilmez o zaman Allah'a. Allah'ın verdiği nimetleri bırak. Vücudu, ruhu, hissiyatları, latifeleri, duygular onu. Her şey onu. Bırak onu. Allah'ın mülkünden çık, Allah'ın mülkü olmayan yere git. Senin bir şeyin yok ki içinde. Evet tamam. O zaman diyor ki elini kaç para verirsin yani. O zaman diyor ki buna mukabil fiyat biçeceksin. Namaz kılacaksın. Ha bunu sana verdim. Verdiğime delil nedir sen yapmamışsın. Soruyorum anne karnında hangi organlarımız, karaciğer, böbrek, dalağımız, kendi irademizle tercih edilmiş, ilmimizle takdir edilmiş, kudretimizle halk edilmiş. Var mı bir tane organ? Senin iradenle tercih edilen bir organ var mı? Nerede bunun kardeşim bu kadar kıymetli cihazlar? Marketten mi aldın? Markete gidip iki tane ayak koyun lütfen. İki tane de kulak olsun. Ha bir dil koyun pakete. Öyle mi aldın ya? Yalnız ben kendi irademden gelmedim diyor. Ha. Yani. O zaman gitmesi çok kolay. Gitmek istiyorsa. Nasılsa diyor ki bir yerde rastladım. Tepecik'ten Nizamettin diye birisiydi. Dedi ki hocam bana Allah sormadı dedi bu dünya gelirken. Niye bana sormadı dedi. Ne yapmadı dedim. Ben gelmeden önce bana sormadı. Nerene soracaktın yoktu ki sana. Nerene sor? Yok olana sorulur mu? Ben olmadan önce bana niye sormadı? Olmazken nerene soracak? Ha yaratıldın şimdi sana soruyor. Bu dünyaya geldin. Geldin kötü mü oldu? Ses yok. Bak dedim 5. kattaydık dershane tepecikte. Bak izah ettim dedim. 5. kattayız. Eğer geldin kötü olduysa sana ne diyor? Şu 5. katta balıklama atlarsan gidersin. Niye? Çünkü demişti ki soruda. Vallahi benim yaratılmamda hep onun menfaati var Allah'ın. Benim hiç karım yok. İzah ettim dedim. Senin de bir karın olsa gerek bu işte yani. Yok ya dedi beni kendisi için yarattı dedi. Ben dedi buna kızıyorum. Peki hep senin için yaratıldığına göre, onun için yaratıldığına göre senin hiç bu meselede karın yoksa o zaman senin ölmem hep ona zarardır. Sonra hiç zararı yok. Sen de buna, o zaman dedim 5. kattan balıklama atlarsan bu dedim zararı telafi etmiş olursun. Komple ona zarar verirsin. Hadi arkadaşlar camı açın dedim. Nizamettin şey yaptık dedim. Kafa aşağıda. Nizamettin atlasana kardeşim. Bir karı yok hayatında. Çünkü senin bir karın yok. Hep onun karı var. Bana da zulme diyor. Tamam bu zulmü keselim kardeşim. İntikamımızı alalım. Menfaatini keselim. Gidebilirsin. Yani, Tanrı'nın menfaatini keselim. Gitmek çok kolay. Gidebilirsin değil. Çok kolay. Balıktan atladın gidersin. Nizamettin hadi buyur. Yok hocam. Ya, niye atlamıyorsun? Hocam dedi ya. O zaman benim de menfaatim var değil mi bu işte? Herhalde lan öyle benziyor. Atlamak bir de senin bir menfaatin var ya. Şimdi baklava yerken, lezzet alırken, lezzetleri alırken Allah'ı hiç düşündün mü? Kötü mü oldu? He? Kötü mü oldu? Devam edelim. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas yaratmış. Ha pardon çok atladım biraz ineyim. Çıkayım yukarıya. Mektupta kaldım. Emniyetsiz, vazifesiz
kainatı âli makamından tezil ettiğinden mevcudatı emniyetsiz, vazifesiz, o mevcudatın bu tarafını göremeyince kainatı emniyetsiz, vazifesiz, cansız. Dağlar cansız, camit. Ama o cansız ama onun üzerindeki işlemeler, faaliyetler sanki bir canlının, bir şuurlunun, bir gayelinin, bir hedeflinin hedefi. Sen havayı tarıyor, suları depoluyor, değil mi? Hazinelerin kaynağı, dünyaya direk, geminin direği olduğu gibi. Dağlar dönen dünyanın da direği. Camit, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür, öyle değil mi? Ben mesela gözlüğüm kırmızıysa kainatı kırmızı görürüm. Herkes kendi alemiyle kainatı görür. Öyle değil mi? Farkla neyi göreceksin? Sen benim alemimle kainatı nasıl göreceksin? Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretini yaratmıştır. İnsanı da kainat içinde Cenab-ı Hak bir tartı aleti. Onu değerlendirip de değerini biçen, fark edip, farka gelip Furkan olmak şekilde yaratmış. Mesela bir sığır bir güle bakıp da vay be, ne sanat ya. Veya ne güzel bir desen. Ne harika bir renk atılmış der mi? Ulan der ki bunu nasıl götüreyim? O zaman güzel bir güzelliği takdir eden gerektirmiyor. O ki bir güzelliği takdir eden birisi yoksa güzel niye vardır? O ki renkten zevk alacak birisi yoksa niye renkler yaratılmış? Eğer korkuları fark edecek bir burun yoksa, burun olmayacaksa niye eşyada koku var? Öyle ya. Düşün hayatta. Kokuyu yapmış, kokuyu fark edecek burunu yaratmamış. Hikmetsiz olmaz mı? Mesela gözü yaratmış, renkler yok. Veya renk yaratmış, göz yok. Yani günümüz itibariyle adamlar araba alıyor, gösterilerek sırası var. Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Adamları israf etmişler. E tabi. Lüzumsuz. Hiç kimse yapar mı? Şimdi biz burada oturuyoruz. Hayalen, şimdi ben insan, Allah insan öyle bir mevhum bir şey yapmış ki, bir hayal vermiş. Hayal şimdi güneşe gidiyor. Şimdi insan dünyanın dışına taşıyor. Evet. Cismi burada ama hayalen onlara yerlere gidiyor, geliyor. Yani, şimdi bunun karşılığı yoksa Allah bunu o zaman niye yaratıyor? Evet. Niye masraf, o zaman niye masraf ediyor? Evet, mesela masraf. Düşün, bu kainatın sonunda bir ahiret yoksa... Evet. Kainata niye masraf edilmiş? Peki insana başta dünyaya gönderilirken bütün o görmesi gereken hakikatleri görecek ölçüler vermiş. Kabiliyetleri baştan verseydi o da hemen geldiğinde görse. Verdi işte. Ne vermiş? Mesela istidat ve kabiliyetleri vermiş. Fakat bunlar çekirdek şeklinde daha aç olmamış. Bunun arkasında kendi başına bul dememiş. Gitmiş peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. Dedi ki sen dedi... Bunları kendi istidatlarını kendi kendine inkişaf ettiremez. Bu sefer bir rehberi ihtiyacım var. Kainata bir mizan, mikyas, kıyas aleti yaratıldın. Kainatı fark edeceksin. Bu senin menfaatinadır. Çünkü niye? Eğer sen buraya gelmekte, ahirette olsaydın insan olduğunu bilmeyecektin. Mesela neye benzer? Akvaryumun içindeki balığa desen ki Allah'a şükret lan, su içindesin. Kuru değilsin, hiç böyle şeylikse su kesilmesini falan derdin yok dese, akvaryum içindeki balık aklı olsa ne der? Ne kurulu der, ne suyu der. Kurulu bilmiyor ki suyu bilsin. Güneşin içinde olan bir mahluk, Allah'a şükret, bak üşümüyorsun, ceyran kesilmiyor. Dese, bak ısının içindesin. Isı, ne ısı der? Isının içinde olduğu halde bilmiyor. Niçin bilmiyor? Mukayese edemiyor, soğuğu bilmiyor. Şimdi o zaman cennette insan olsaydı, dünyayı bilmediği için cennet cennet olduğunu bilmeyecekti ki. Hatta Adem Aleyhisselam insan olduğunu bilmiyordu. İnsan olduğunu nereden bileceksin? Tek boyutlu bir mahluksun. Mesela sığıra desen ki aynı sığır gibiydik. Kaç tane ayağın var? Umurunu bilmez ki kaç tane ayağı var. Muhabbet kuşunu gördüm. Ayna koyuyorlar. Aynayı gagalıyor. Kendisini başkası zannediyor. Ha, demek ki insanı insan yapan zıtların içinde zıtlarla beraber kendi istidat ve kabiliyetini inkişaf ettirirdi. Yani eğer cennette olsaydık bu kabiliyet gelişmezdi. Çünkü buraya geldik, soğuk var, sıcak var, zalim var, mazlum var, hak var, hukuk var, adalet var, adaletsizlik var, hastalık var, sihat var.
Vay anasını yani fark ediyorsun, bu sefer terakki ediyorsun. Cennette ne olacaktı ki? Cennette olduğunu bile bilemezsin. Nereye benzer? Anne. Anne kanında olan çocuk. Hiçbir şey bilmiyor ki nerede olduğunu. Doğduğu zaman ekmek evden, su gölden derler ya. Böyle büyüyor. Farkında mıdır? Değil. Kaç senesini el bebe gül bebe büyütüyorlar. Farkında değilsin. Cennette öyleydi işte. Sonra büyüdüğü zaman kendi iş başına gelince vay anasını diye bu sefer kabiliyetler gelişmeye başlıyor. Fikirler şey yapıyor, mertebeler çıkıyor, farka geliyor. Bu sefer kendi gayretiyle bir şeyler varınca lezzet alıyor. Ama çocuk lezzet almıyor, karnı doyuyor o kadar. Onun için cennette cennet olabilmesi için dünyayı görmesi lazım. Cenneti cennet eden cehennemi varlığıdır. Peki bunun farkına varması, bunun değerini görmesi icap ediyor mu yani bir şeyle? O zaman tabii bunun değerini görmesen sen şey kalırsın, bir cihaz gibi, kutu gibi. Oysa bunun için yaratılmadın sen. Her şeyin bir hakkı var. Dedik mesela bir cihaz var. Cihazdan maksat, takip edilecek gaye için yapılmış. O gayeyi o cihazdan elde edilmezse ya imha ederler, ya satarlar, ya eritirler, ya ateşe atarlar. Odun, ağaç o meyve vermiyorsa ne yaparlar? Süs için tutarlar mı orada? Sobaya atarlar. Başka işe yaramaz için ateşe atarlar. İnsan yaratılan için onun değerini fark etmesi onun açısından kıyas ediyor, anlıyor. Ve yani bu sefer Allah kârı değil de insanın kârı var. Niye? Evet. Bu sefer istidatları, ruhları gelişiyor. Bu ruhun, hayatın, duyguların, hislerin, latifelerin gelişmesi için cebindeki top çekirdek gelişir mi burada? Makamı tek olur çekirdek. Hiçbir değeri olmaz. Kimse de para vermez. Ama toprağa atarsan, su verirsen, güneşe muhatap edersen, hava ile şey yaparsa, yani bir mücahede ve mücadele olursa, bir kimi bir hadise muhatap olursa, küçük cüzi bir hakikati karanlık bir alemde iken, aydınlık alemine kocaman bir ağaç olur, çekirdek mertebesinde iken harika mükemmel bir ağaç olur, meyve dar olur. Meyven ayrı bir değer, yaprak ayrı bir değer. Coğrafyaya bakan, oksijen ihtiyacını karşılayan hava filtresi vazifesi yapar bir ağaç. Olduğunu başka bir değer. Bak ne kadar kıymetli. Eğer toprak altına atılmasaydın. Ya şimdi bu olur mu ya? Toprağın altına niye atalım ya? Bu karanlıkta çürür bilmem ne olur, çamur patak olur diye. Atmasan çekirdek çekirdek kalır. Çekirdeği ağaç diyebilir misiniz? Ha cennetteki Adem de çekirdekti. İnsan adayıydı. İnsanı ne zaman oldu? İnsan olduğunu ne zaman anladı? Arafat'ta anladı. Emanet-i Kübra'yı orada fark etti. İnsanın omuzuna ciddi vazifeler verildiğini, insan ciddi olduğunu. O zaman anladı. Ben çocukken sen bilebiliyor muydun insan olduğunu? Ne kadar deseler, insan olduğumuzu bilmiyordu. Sonra aklı kemale gelince ne kadar büyük nimet. Bak bunu söyleyeyim. En büyük nimet nedir biliyor musunuz? İmandan sonra en büyük nimet ben varım ha şuurudur. Varlığının bilincine gelmek var ya ben varım diyebilmek kadar bunu ifade edemiyorum duygumu. Kainatta ondan daha büyük nimet olamaz. Allah kim ben kim beni varlığa çıkartmış. Ve varlığı hissettirmiş, sevk ettirmiş. Eğer tek boyutlu yaşasaydık cennet tek boyuttur, mükemmellik, cehennem tek boyutludur, şerlik, o zaman insan insanlığını bilmez, güzeli de bilemez. Akvaryum içindeki balık gibi. Bilemeyecekti yani. Bu sefer sonsuz zulüm olacaktı. Niye? Çekirdek inkişaf etmemiş, ağaç olmamış. Arkadaş toprağa atman lazım çekirdeği. Ama atmadığın anda şey olursun. Peygamberlerin gelmesi de insan vazifesini biliyor. Onlar öğretiyorlar dediniz. Peygamber gelmeyen dönemler var mesela. O dönemlerdeki insanlar ne olacaktı? Şimdi o dönemler insanların fetret devresinde hiçbir hesap yoktur. Ve makümle muazibine hatta nebesen resula. 334 senemine bir karanlık dönemi var. 7000 sene insanlık dünyasında. O da iki peygamber arasında bazı ara şehirlerde fetret deniliyor. Nedir o? Mesela Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselamla İsa aleyhissalatü vesselamla 600 sene şey var. Şimdi bu peygamberler gelmese bir bölgeye 28. mektupta anlatıyor. Orada bir insanın mesul olabilmesi için mesela bazıları sorar. Sibirya'da bilmem kutuplarda vesaire eskide Avrupa'da din gelmemiş. Din bilinmiyor. Bir köyde doğmuş büyümüş ölmüş. Yani bir insan ne zaman mesul olur?
Bir kere din gelecek, peygamber gelecek. İki, peygamber geldikten sonra onu duyacaksın. Üç, şu şeyin olacak, şuurun olacak, aklın fikrin olacak. Bir de hürriyetin olacak. O dört tane sebep olursa mesul olursun. Yoksa hiçbir hesap yoktur. Ki aklıyla Allah vardır. Yani. O bir şeydedir. Bir imam aklıyla bir Allah vardır demesini şart koşmuş. Ama Şafii mezhebinde o da şart değildir. Çünkü nereden diyecek? Mesela kabire girdiği adam dese ki ben Rabbuke ne Rabbi der de. Daha peygamber geldiği halde insanlar dini yaşadığı halde Rabbi bilmeyen, Allah denilen şeyi bilmeyen insanlar var. O zaman nasıl o, bilecekti? 14 sene olmuş Efendimiz gelir mesela. Yani bu mevzuyla şey yapalım şimdi. Tabii, bu mevzu değil ama. Tabii yani şey dediniz ya, vazifesini bilmesi için peygamberler gönderiyor Allah. Fetret dönemindiniz mesela. 14 sene olmuş Peygamber Efendimiz gelir. Bu dönem şimdi peygamber yok şu anda. Bu mevzu değil. Peygamber yok olur mu ya? Var da yani. İddialenler var mesela, doğru diyorlar. Fetret dönemi değil yani bu dönem. Değil, değil. Çünkü ben size iki şey bırakıyorum. Temessük edersiniz, kurtulursunuz. Bir Allah'ın kelamı, bir de onun tatbikatı ve Kur'an'ın yaşantıdaki karşılığı olan sünnet-i seniyye. Ondan sonra onu tabii diyeceksin ki kitaptadır, yaşayan bir canlı istiyorum. Allah müceditleri göndermiş, müfessirleri göndermiş. Asfiyaları göndermiş, kutbul azamları göndermiş, kutupları göndermiş, alimleri göndermiş, değil mi? Hocaları, ikaz edicileri göndermiş ve ulema-i kembiye, beni İsrail, benim ulemam, ben İsrail peygamberlerdir gibidir. Başka hadiste benim ulemam, benim yaverlerim ve vekillerimdir diyor. Evet, daha mesela nerede yok şimdi ikaz edici? Bunlar nedir? Camiler nedir? Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. Adam üzülüyor. Böyle kafayı koymuş. Kainata bakıyor. Kainatı üzülen bir insanın gözüyle kainat nedir? Kainat da üzülüyor. Fırtınaların esmesi, bu bulutların, yağmurun inmesi. Kainatı Allah görüyor. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Evet. Bu ne ya? Bu anlamasıdır. Hep arka tarafını görüyor. Tabii. Ama mesela iç alemi de meselesini fark etmiş, kainatı kendi aleminde halletmiş ve oturtmuş bir insan, kainatın bir bakar ki hepsi vazife başında. Bir ateistin dediği gibi, o meşhur bir ateist, Türkiye'nin sorumlusu, her sabah kalkardım derdim ki, ey Allah benim için ne yaptın? Hadi göreyim, hadi benim için bir şey göster. Hani beni yarattın, kainat emrimi, ne yaptın bana? Sonra hapise düşüyor. Orada risaleleri tanıdıktan sonra bu eserleri tanıyor. Şöyle diyor. Bir baktım ki benim için güneş doğuyor diyor. Hakikaten benim içinmiş diyor. Görmemiştim. Benim için fidanlar çıkıyor. Benim için meyve oluyor. Benim için hava var diyor. Her şey kendisinin için olduğunu anlıyor. Bak daha önce bu hikaye anlatmıyorum. Bir şey olsun, süs olsun, iş olsun diye değil. Bizzat okudum. Kendi ifadesi ve isim var. İsim vermeye gerek yok. Diyor ki ey Allah, benim için ne yaptın, hani ne var? Göremiyor yani. Sonra birisi bak ha bu senin için. Hakikaten peki demişler güneş senin için mi doğuyor? İstersen insanlar olsun istersen olmasın. Benim bir güneşe ihtiyacım var. Sabah güneş bana doğması lazım. Ama başkaları da istifade edilirse bana ne demiş. O demek ki güneş benim için doğuyor. Elma başka yerde olmuşsa önemli değil. Benim için elma oluyor mu? Beni tatmin ediyor mu? İstifade ediyor. Başkaları teneffüs ediyormuş havayı. Benim için havayı mı bitmiyor ki? Demek benim için yapmış. Mesela demek ki gayet ümitsiz, matemli olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve mevcut suretinde görür. Bak kendisi görüyorum. Gayet sururlu, neşeli, müjdeli, kemali neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli güler gördüğü gibi. Kainat hep gülüyor. Yaprakların oynaması, güneşin pırıldaması, suların çalkalaması, denizlerin böyle şık şık yapması. Sanki neşesinden hop coşuyorlar. Oo, bir orkestra şefliğinde bir coşma var yani. Öyle görüyor adam. Çünkü kendi aleminde neşe var. Kainatı neşeli güler gördüğü gibi mütefekkirane yani tefekkür ederek ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatını bir derece keşfeder ve görür. Yani aynı bu örnek gibi yukarıdaki
İbadetini yapan adam mevcudatın ibadetini bu tarafını da görür. Gafletle veya inkar ile ibadeti terk eden adam mevcudatı hakikat-i kemalatına tamamiyle zıt ve muhalif hata bir surette tevehüm eder. Manen onların hukukuna tecavüz eder. Mevcudatı inkar ediyor. Mevcudatı inkar ediyor. Nasıl inkar ediyor? Vazifesizlikle hitap ediyor. Mesela şöyle bir soru vardı. Hatırlarsınız İşaret-i Caz'da okumuştum. İşaret-i Caz'da var esas. Diyor ki 60 sene yaşayan bir insanın 60 sene küfürle geçen bir insanın cezası niye sonsuzdur? 60 sene olsa değil mi Şahin? Çok ilginç soru. 60 sene küfürle ömrü geçen bir insanın niye sonsuz cehennem adalet oluyor? Cezası da 60 sene olması. Mantıken daha aşağı. Mantıken. Ha, demek ki bu orada 6 tane örnek cevap veriyor. Diyor ki bir tanesinde bir cevabında şıkkında. Reddetmek veya kabul etmek ruhla olur. Reddeden de kabul eden ruhtur. Ceset değildir. 60 sene dediğimiz şey cesetle alakalıdır. Ruhun yaşı yoktur. Çünkü ruh bu dünya cinsinden değildir. Yani cesedin malzemesi kainattan toplanmış. Kalsiyumdan, magnezyumdan, hurmadan, çorbadan, ekmekten vesaire. Ama ruhun kaynağı kainat değil. O zaman ruh kainat malzemesi değil, kainatın malzemesi olmadığına göre kainatın kanunu olan zaman ve mekanla kayıtlı değil. Ha, o zaman ruh zamansız bir hakikatin bu dünyadaki bir hakikati, bir şubesi. O zaman Allah'ı kabul eden ve reddeden nedir? Ceset değildir. Seninle hitap ettiğim zaman senin cesedine hitap etmiyorum. Kulağına, gözüne, atomuna, 60 kilona hitap etmiyorum. Ruhuna hitap ediyorum. İnsanlık. Ha, o zaman reddeden ruh neyi reddediyor? Allah'ı. Allah ne kadar kıymetliydi? Onu reddetmek o kadar dehşetli cinayettir. Ha, o zaman reddeden ruha göre zaman biçilecek. Reddeden ruh da zamansız olduğu için, onun reddettiği Allah da zamansız olduğundan dolayı ve Allah da nihayetsiz ve sonsuz bir hakikat olduğundan dolayı sonsuz ve nihayetsiz bir hakikatin reddi nihayetsiz bir ceza gerekiyor. Anladın mı? Şimdi ondan sonra ayet sonunda diyor ki ruhunda bir çözülme ve çökme olan bir insanın dolayısıyla kainatın bütün zerresinin hukukuna tecavüz ediyor. Meselemiz oydu. Niye? Her bir atom Allah'ın bir memurudur. Tesbih ediyor. Zikrediyor. Sana bakan tarafları var, Allah'a bakan tarafı var. İbadeti terk eden kainatın ibadetini göremiyor. Göremeyince senin görmen vazifen idi. Sen onu görmen vazifen idi. Vazifeni terk ettiğin zaman onun vazifesi de yok olmuş oluyor senin dünyanda. Ha o zaman her bir kum tanesi Allah'a dese ki ya Rabbi bu insan beni vazifesiz, gayesiz, maksatsız sandı. Benim manen hukukuma tecavüz etti. Oysa ben ona hizmet ediyordum. Bütün mevcudat insana hizmet ediyor. Bu sefer her bir kum tanesine mukabil Cenab-ı Hak 10 dakika ceza verse, her bir atoma mukabil 1 dakika ceza verse ömrün nihayetsiz yetmez. Bu ruh bu 60 senelik cisim hayatında bu haleti alıyor. Daha önce öyle değil miydi? Kendisinin o cisim hayatından mı bozdu da? Evet. Cisimle bozdu. Yani çünkü ruh buraya bir cevher olarak geldi. Ceset de münasebet kuruyor. Ceset de terakki ediyor. Ceset de çöküyor. Yani ben bu gözlükte görürüm. Arkadaş ben bunun gözünü kaldırayım. İnan göremem. Ha, ruh da bu cesetle, yani bu gözle görüyor, bu kulakla işitiyor, bu akılla düşünüyor. Bu kalple hissediyor, ayakla yürüyor. Eğer ruha bunları, ruhtaki bu görme kabiliyeti, ruh kabiliyetini ceset vasıtasıyla yapacağız. Ağzımda kitap okuyacağım, sohbeti kulağımla duyacağım, gözümle göreceğim. Bu sefer ruh inkışap ediyor. Ben bu cesetle bunu yapmasam ruh orada ölüyor. Yani bu ruhlar diyelim, cisimlere, cesetlere girmeden önce temiz ve bozulmamış bir şekilde tabii net girmişler. Öyle girmişti. Net girmişti. Hiç yani bu, daha evvelinden bozuk yok. Olarak girmedi. Yani. Yok. Sıfır motor. Anladım. Sen ne yaparsan. Bu sefer sen ruha ihanet ediyorsun bir de. Çünkü ruh senin değil. Mesela gömlek benim var. Benim gömleğim. Ben gömlek miyim? Evet. Benim nefsim benim ruhum. Ben diyen sen busun. Evet.
Ruh da değilsin, nefis de değilsin. Sen bu ruhu bozarsan neyi bozdun? Temiz. İbadetle temiz ruhu bozdun. O zaman senin cinayetin şudur. Neyi bozdun? Yani ruh senin değildi. Bak dikkat edin, ben ruh değilim. Bak benim ruhum, sahip çıkılan, sahip çıkan, benim gömleğim. Ben gömlek miyim? Gömlek bana ait. Ruh da bana ait. Benim, ben diyen var. Sahip çıkan, sahip çıkılan, benim ruhum, benim nefsim. Sana bu emanet verilmiş. Bu emanet verilmiş. Bunu koru denmiş. Sen bu kadar çok değerli bir şey. Sırf sana muhatap oluyorum. Bütün kainat emrine verdi. E sen bunu korumasan emaneti yani. O ruhtan, o cisimden çıktıktan sonra o ruh mu şey yapıyor? O tabii o dile geliyor. O dile geliyor. Sen kalıyorsun burada. Diyor ki ya Rabbi beni bozdu. Ruh mu diyor buna? Ruh diyor. Zaten demeye gerek yok. Bozulmuş. O zaman ruhun bir suçu yok mu? Yok. Yok, ruhun değil derken o ruhtaki daha aslı var ya cevher, ene. Evet. Ha, o oralara sirayet ediyor. Ruhlar nasıl ki ben ruhum cesedimle, cesedim de organlarımla görüyor. İçeriye doğru gidersen merkez ben. Ama o ruhla yaptığı için ruh bozunca ceza o eneye. Cehenneme giden, boylayan hangisi oluyor? O şeyi oluyor. Nefsiyle beraber ruhu oluyor. Ruhu gidiyor. Ama ruh şöyle müstakil düşünme, bensiz düşünme. Tabii, dairesi içinde. Dairesi içinde beraberdir. Çünkü o sif en olsa ceza makamı olmaz. Dolayısıyla beraber hakikat olmuş. O ene ruh aynı olmuş. Tamam. Ha, o kıymetli cevher emaneti ihanet etti. Emaneti ihanet etti. Mevcudatı hakikat-i kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevhüm eder. Manen onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tarik-ü salat, o namazı terk eden kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Bir de emaneten nefis verilmiş. Nefis derken bu şey değil, bu kötülüğe sebep olan değil. Vücut da bir nefistir. Yani dolayısıyla bunun ibadet her şeyin bir zekatı vardır. Paranın zekatı maliyedir. Vücudun zekatı namazdır. Aklın zekatı marifetullah'tır. Marifetullah'tır. Kalbin zekatı muhabbetullah'tır. Kulağın zekatı hakikati işitmektir. Dilin zekatı haram konuşmamak, gıybet konuşmamak, doğru konuşmaktır. Şimdi nefis tabii nefis oluyor. Bu nefsine de zulmetti. Onun maliki, o abdinin hakkını onun nefsi emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Bu sefer nefis diyor ki ya Rabbi işte göz beni kötü yolda kullandı. Hani bir padişah raiyetinin, basit bir raiyetinin hukukunu koruyordu ya. Koruması lazım ki padişahdır. Cenab-ı Hak da basit bir gözün kullandığı hukukunu koruyor. Hepsini bir asker kabul edebilir miyiz? Ederiz. Her bir hücre askerdir. Sen komutansın. Evet. Gözlerin birer asker. Gözlerinin her bir hücresi asker. Her bir hücresi asker. Kötüye sevk etkin. Kötü işlerde kullan. Esas vazifesini yapacaktı. Yapmadı. Ne oldu orduyu? Çökertti. Bu kadar masraflar ne oldu? Hı. Yani şöyle düşün. Bir Mercedes aldım. Bir güzel bir araba aldım. Vallahi bunu nasıl yandığını hiç görmedim diye yakar mısın? Bir göreyim diye. Niye? Kendisel malını israf etmesin de maliken mülk olan Allah mülklerin sahibi malını israf eder mi? Arkadaş hangi aldığınız bir gömleği veya bilmem bir kıymetli eşyanızı yaktınız? Hiçbiriniz yaptınız mı bir tane cihazı? Allah ya bu fotoğraf makinesi veya şu bilmem. Bu beşinci kattan yere düşünce acaba ne oluyor? Diye atan var mı? Evinin ben bu kadar halı aldım ya. Ya bu halı nasıl yandığını diye görmedim tutuşturur musun? Sen yapar mısın? Evine bir dinamit koyayım. Koy yapar mısın? Apartmanı. Peki malını sevme duygusu Allah'tan geliyorsa, sen malını böyle korursan Allah malini korumaz mı? Mesela ev sahibi dipozit alıyor. Burada da var değil mi dipozit? Evet. Musluğu, kaloriferi, camı, kapıyı, bacayı kırdın mı kırmadın mı? Verdiğim gibi, teslim ettiğim gibi istiyor. Öyle değil mi? Kesiyorum ben. Peki Allah sana verdiği gibi ruh istemeyecek. Hem netice-i hilkati, gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden, demek ki senin bir kere neticeyi yaratılmanın neticesi neydi? Bak, yaratılmanın neticesi, gaye-i fıtratın, fıtratının gayesi olan ibadeti terk ettiğinden, hikmet-i ilahiye ve meşiyet-i Rabbani'ye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Allah'ın hikmetine, yani Allah'ım verdin ama, sen bu içindedin ama sen bilemedin bu işi yani.
Yani namaz dedi. Ne namazı ya? Namaz kur. Ama diyor ki kulum yapma bunun. Sen hastasın. Ruhen hastasın. Ruhun gıdası namazdır. Ruhun gıdası namazdır. Efendim bazılar diyor ki müzik ruhun gıdasıdır. Der tabii. Ruhun eğer müzik ruhun gıdası olsa sabahtan akşama müzik dinleyen bir adamın bir haftada evli olması lazım. Niçin evli olması lazım? Müzik evliyası. Ruh gıdası ya. Ruh gıdası verilirse terakki etmesi lazım. Bir bakıyoruz ki jiletleniyor adam. Değil mi? Adam jiletleniyor. Demek ki ruhun gıdası değil, deliliğin gıdasıymış. Delileniyor. Yaktın beni, pişirdin, viran ettin, köfte ettin. Aa, hiç derdi yok. Koyun bir tane kaseti. Allah'a dertlenmeye başlıyor adam. Derdin ilacıymış. Ama ruhun gıdası olsaydı, ruhen ruh gıdası almış. O zaman ruhen kemalat gösterecek. Bir bakıyoruz ki nerede sapık var, nerede dili var. Canlarda da görmemiştim. Dün geçen akşam bir yerde gördüm. Bir yerden geliyordum. Sonuna kadar beraberdik de. Beraber değil miydik? Bir yere gidiyorduk seninle. Işıklara kadar giderken. Sonuna kadar açmış kolonları. Mali alt üst ediyor değil mi? Neyin gıdası bu? Şimdi bir insan bunu zevk için yaparsa imkanı yok. Vallahi belki de aramızda 100 metre var. Rahatsız oldum ben. Sesten dolayı. O arabanın içinde oturup da o kolonlardan sesle zevk mi alıyor? Peki hayır, ondan zevk almıyor. Tahribattan, insanların rahatsız olmasından zevk alıyor. Böyle bir ruh olmuş. Tahribattan zevk alan ruh nasıl olur? Hikmet-i ilahiye, meşiyet-i Rabbani'ye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlüküdür. Hem kainatın hukuku kemaline karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir, terk-i ibadet dahi, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir hakarettir Cenab-ı Hak. Mesela inkar eden adam, Allah'ı inkar eden adam kainatı da inkar ediyor. Yani manasızlık da yaptığı gibi ibadeti terk etmek dahi kainatın kemalatına bir inkardır. Kainatın kemalatını inkar ediyor. Görmüyor. Kainatın manasızlıkla itham ediyor. Oysa bir manası var. Valiydi, kaymakamdı. Neden burada sesleri sesini oturuyorsun? Valinin konumunu görmüyor. Böyle itham ediyoruz. Hem hikmet-i ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istihkakı ve mezkur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan, mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikat-ı belagat olan mutabık-ı muktezay hale mutabakat ediyor. Ben buradan başka bir yerden buna ait bir yerde okumak istiyorum. Zamanımız muhlet ettikçe 54'te başladık ve 10 dakikamız var. Bir ara bir soru sorabilir miyim? Sor. Peki Allah neden bu insanlara yaratılışlarını layık bir yerde kullanmamalarına müsaade ediyor? Yani Allah şer'in yolunu kapatsaydı. O zaman kemalat nasıl verecek ki? Neden müsaade ediyor? Hürriyet olsun diye. Eğer diyelim ki seni hayvanlar gibi, bitkiler gibi belirli sahalarda kayıtlasa, şuranı buranı. Yani mükemmel, en mükemmel bir hürriyet olmaz. Şimdi Cenab-ı Hak öyle bir hürriyet vermiş ki kendisine küfredebilecek kadar, inkar edebilecek kadar hürriyet vermiş. Aynı insan kalkıyor, Allah niye kaderlerinin kolunu bağladı diyor. Ne kadar tuhaf değil mi tezahür? Yani mutlak hürriyet vermiş. Allah'a küfredebiliyorsun. Allah'ı inkar edebiliyorsun. Şimdi Allah'ın Adalet Bakanlığı benim elimde olsa. Senin aleyhinde olan insanı fabrikada besler misin? Bir, mesela sigorta şey var, sigorta diyorum. Sendikalar var Türkiye'de. Burayı bilmiyorum da. Burada da vardır ama sert. Şimdi patronun aleyhinde olan sendika ister mi patron? İstemez. Şimdi Allah kendisine isyan edebilecek bir fıtratı yaratmaması lazım. O da yaratmış olsaydı hürriyet kendisine isyan edecek değil de itaat edecek gibi insan olmayacaktı. Başka bir şey olacaktı. Çünkü şerre kabiliyeti olmayan zaten var. Nedir o? Melaike. Hayra hiç kabiliyeti olmayan şeytan. Ne hayra ne şerre kabiliyeti olmayan? Hayvan.
Peki hepsini zatında toplayıp hem ona hem ona ve mutlak hür olabilecek. Allah'a isterse itaat eder, isterse etmez yani. Mutlak yani şerri de nihayetsiz, hayri de nihayetsiz olacak bir insan. Bu da insanın duygularına, istidatlarına, kabiliyetlerine hat konulmamasından kaynaklanıyor. Yani insan şu kadar severim, şu kadar sevmem. Sevgim bu kadardır değil, sonsuzdur. Mesela şu kadar zarar yapabilirim bir insana. Mesela aslan gelirse demir kapıyı kapat, bir şey yapamaz. Ama insan ise komple bineği havaya uçuruyor, değil mi? Ha, insanın kabiliyetlerine hat konulmamış. Bu da neyi gösteriyor? Allah, insanın her bir kabiliyeti sonsuzdur. Mesela merhamet duygunuz. Nereye kadar, nereden başlar merhametiniz? Bir çizgi çizebilir misin buradan başlar diye? Hayır. Peki burada biter diyebilir misin? Hayır. Bu merhametin kaydı yok. Bu merhamet duygunun şekli yok, tipi yok, rengi yok, ağırlığı yok, hacmi yok. Peki nedir o? Var değil mi? Nasıl anlatabilirsiniz? Hadi bakalım. Merhametinizin şeklini anlatabilir misiniz? Peki kendin devamlı kullandığın merhamet duygunu, gadab duygunu, vicdani duygularını, hislerin ve latifelerin devamlı kullandığın halde onların şekli, şemali, kilosu, litresi, şekli, tipini bilmiyorsun daha da onun ustası olan Allah'ı nasıl bileceksin? Onunla bilecektin. Eğer kendi duygularını bilirsen o bilecek. Ha, Allah sonsuz olduğuna, kayıtsız olduğuna delil nedir? Allah'ın sana yaratmış olduğu kayıtsız duygulardır. Çünkü kayıtsız duyguları sana verebilmesi için kendisi kayıtsız olması lazım. Örneğin kör olan, doğuştan kör olan bir insan gece 12'de bu durumda göz sahiplerini memnun edecek resim çizebilir mi? Zaten kör olanın hayatı hep gece 12'dir. Her yer bu durumdur. Nasıl söyledim? Ha, demek ki doğuştan kör olan bir insan göz sahiplerini memnun edecek bir manzara çizemez ve göz veremez. Ha, eğer bana bunu verebiliyorsa kendisi görüyordur. Ha, o zaman sonsuz duyguları bana veren zat kendisi ne olması lazım? Sonsuz olması lazım. Mekanı olmayan, duygularının mekanı yok, kütlesi yok. Onu veren zatın mekanı olur mu? Anlıyorsun değil mi Şahin bunu? Yani duygularımızın hiçbirisinin yeri yok vücudumuzda ama mekanı yok, hacmi yok, kütlesi yok. Onu veren zatın yerini nasıl olacak? Yeri yok. Yani kıyas açısından. Kıyas ediyoruz. Sorun eğer şerre niye kapısı açık? Neden müsaade ediyor? Mesela neden? Diyor, çünkü seni seviyor, veya kayıtlamak istemiyor, mutlak hür ol dedi ya sana. Serbest ol dedi. Ta ki bu mutlak serbestliği ettik, mutlak hürriyeti doğuracak. Zıt zıtına aynadır ya. Zıt zıtına aynadır. O istidat ve kabiliyetlerin bu mutlak hürriyetle mutlak sonsuzluk duygunu inkişaf edecek. Mutlak terakkide sınır koymuyor. Evet ama o nasıl inkişaf edecek? Şerde de öyle. Çünkü mesela bir şey farsa onun şeyi haramdır. Topu atarsın dolaba, duvara F1 kuvveti eşittir F2. İtme, etki tepki eşittir. Şimdi sonsuz bir duyguyu inkişaf ettirmek için sonlu bir kabiliyet gücü yetmez ki inkişaf ettirsin. Onun mücadelesi olacak. Yani şöyle misal vereyim. 90 kilo güreşçinin karşısında devamlı 20 kilo güreşçi çıkarsan bu adam güreşli inkişaf eder mi? Terakki eder mi? Hep ezdin. Karşısında hep aynı şey olması lazım. Karşısında bir şer, bir düşman. Tabii zıttı olacak ki o kadar. Yani o zaman benim aklıma bu öldürme hadisesi geldi. Yani birisini öldürüyorsa karşısında onu kurtaran, hayatını kurtaran birisi olması lazım. Evet. Bir şeyi öldürüyorsa onu kurtaran, ona sahip çıkan birisi olması lazım ki olmasın. Evet. Veya birisi birini hasta ediyorsa karşısında da onu iyileştiren bir olması lazım. Yani hepsinin karşılığı vardır. Mikrobun karşısında sihatlılığın değil mi? Gecenin karşılığı gündüz. Bak aman aman eşit gece gündüz değil mi? Vesaire. Sual bak. O 83. sayfada çok ilginç. Ne kadar gücümüz yeterse o kadar koyacağız. 13. Lema'dan, Lemalar kitabından bakın. 83. sayfada İstiazi-i Şeytaniye'de çok ilginç. Sual ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? Yani namaz kılmayan bir insan kainatın hiddeti
Niye kainatı hiddete geliyor? Çok mühim. Bir paragraftır, çok hoştur. Ben bir düz okuyayım, sonra izah edeyim. Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Çünkü hılkat-ı kainatın bir netice-i azamı ubudiyet insaniyedir. Ve rububiyet ilahiye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Halbuki ehli küfür ve dalalet ise küfürdeki inkârı ile mevcudatın ille-i gayeleri, sebebi bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynedarlık cihetinde âli eden Esma-i İlahiye'nin cilvelerini inkar ettikleri için o Esma-i Kutsi'ye karşı bir tezif, bir hakaret olduğu için umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir azimdir. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife-i ilahi ile muvazzaf bir memur-u Rabbani derecesinde iken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip camit, fani, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlukatın hukukuna karşı bir devi tahkirdir. İşte enva-i dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniye'ye ve dünyanın bekasındaki makasid-i Subhaniye'ye zarar verdiği için ehli isyana, ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor, mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Ey cirmi ve cismi küçük, cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim bir çare insan. Ne demek? Ey cismi, kütlesi küçük fakat cinayeti, cürmü, kusuru, hatası, zulmü büyük, ayıp ve zembi azim insan. Yani suçlarla günahlanmış, kusurla ve günahlarla pislenmiş azim bir çare insan, kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi, Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmektir ve Kur'an-ı Mübelli olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittibadır. Gir ve tabi ol. Şurada şeyde okuyayım. İlem eyyel aziz. İnsan seyyiatıyla, insan namazı terk etmesiyle Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesnevi 130. Nasıl? Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Mesela namazı terk ettin. Dolayısıyla Allah'a nasıl zarar vereceksin? Zarar veremezsin. Niye? Allah'ın şirki yok ki, karşısında rakibi yok ki. Allah'ın grubundan, hizbinden, Allah tarafından çıktın. Allah dedi ki namaz kıl. Kılmadın, Allah'ın hududundan çıktın. Nereye gittin? Allah'ın zıttı olan bir tanrıya geçsen. Böyle bir tanrıya o geçsen, o tanrıdaki efrat, asker çoğalıyor. Allah'a zarar verebilir. Allah'ın böyle bir karşılığı yok. Bir şirki yok ki Allah'ın şirkine geçmeyle, ibadeti terk etmeyle sanki Allah'ın şirkine geçip de Allah'a karşı cephe alıyorsun. Değil. O zaman sen ibadeti terk etmeyle Allah'a zarar vermiş olmuyorsun. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Yani şerik veya vazifesini terk etmeyle boş kafasında bunları yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Allah da kızıyor. Mesela çocuk hürdür diye bıçakla sağ solu efendim kesiyor. Elini kesiyor, kalemle duvarı çiziyor. Ne yapıyorsun? Müdahale ediyorsun. Yani niye dese ki çocuk ben hürüm ya istediğimi yaparım dese sen ne yaparsın? Bunu niye böyle yapıyorsun dersin değil mi? Yani hemen müdahale edersin. Demek ki kendisine zarar veriyor. Şöyle bir misal da vereyim. Sokakta bir çocuk kata yapar. Sokakta senin bir çocuk kata, bir çocuk tanımadığı
Hiç lakaytsız kalırsın. Hiç umrunda değil. Niye? Alakadar değilsin yani. Bağırmam. Ama o hatanın onda birini senin evindeki çocuk yapsa kıyamet kopar. Niye peki? Onu çok mu seviyorsun? O sokaktaki çocuğa lakayt kaldın da sen kendi çocuğunu sevmiyor musun da onun küçük hatasına kıyamet koparıyorsun? Tam tersine evdeki çocuğun hatasına kıyamet koparmanın sebebi o çocuğu yakın hissediyorsun. Seviyorsun yani. Şefkatı tokatı da öyle. Bak vuramıyorum. Ama bak buna vuruyorum Yusuf'a. Buna vuramıyorum. Uzak. Demek ki Allah da vuruyor, kızıyor. Sebebi yakın hissettiği kişilerden bela ve musibet de veriyor. Aklını başına al diyor. Anlıyor musun? İkaz, ikaz ilahi geliyor. Yani Allah zarar vermiyor. Kendisine zarar, veriyor. Allah da diyor ki... Allah budundan çıkmış olmuyor zaten. Olmuyorsun. Başka Allah'ın başka rakip bir hizbi yok ki. Bir grubu yok ki ona geçiyorsun da Allah'a zarar vereceksin. Mesela şöyle düşün. Güneş vuruyor. Bazı şeyler büyüyor. Otlar büyüyor, ağaçlar. Ama bazı aptal insanların yemeğini bozuyor. Bazı efendim kabiliyetsiz ağaçlar kuruyor. Şimdi olan ağaçlar güneşe faydası var mı? Büyüyen otlar güneşe bir menfaat verebiliyor mu? Bozulan ağaçlar, kuruyan ağaçlar güneşe zarar verebiliyor mu? Veremiyor. Ha, namazı terk eden veya namazı kılan Allah'a ne fayda verebiliyor, ne zarar verebiliyor? Onun manası ne? O kendisini yapıyor. Kıymetini düşürüyor. Tabii yani bir misal vermiş de dersin başında. Bir hasta ya doktor, doktorluk olduğu için o doktordur. Normal sokaktaki bir adam demez. Ama benim buradaki vazifem, konumum buna ilgilenmek. Evet, hatta aklı dengesi yoksa zorla bir şekilde içirmek. Veya cahilse onu ikna etmek. Ya bana ne, ya ne yaparsın? Kardeşim bu ilaç içersin iç. Allah bilmem neyini versin içmesin. Demiyor değil mi? İlgileniyor. Ne için ilgileniyor? Sokaktaki herhangi bir meselede ilgileniyor. Orada vazifesi o. Allah'ın da bir vazifesi var. Allah da bir vazifeli kendisi. Yani Allah Allah olduğu için bir hakikat zuhuratı var. Yani bir vazife almış değil yani. Ama Allah da kullarını seviyor. Yapma diyor. Sen diyor kendini tahrip ediyorsun. Çünkü sen buna muhtaçsın. Doktora diyor ki sen bana ne ihtiyacın var ya? Bana niye zorluyorsun? Cenab-ı Hakk'a diyemezsin. Sen bana niye zorluyorsun? Sen ihtiyacın var, hastasın. Sen hastasın. Hasta olduğun için sen buna ihtiyacın var. Senin ihtiyacın var. O zaman aynı bunun gibi insan da Cenab-ı Hakk'ın bu şeyine karşı diyemez ki bana ne ihtiyacın var? Benim niye namazıma karışıyorsun? Niye namazına? Çünkü sen ruhen ölüyorsun, hastasın. Buna delil de görüyorsun işte namaz kılmamaktan meydana gelen insanlar. Evet. Şimdi herhalde bununla alakalı sorunuz varsa sorunuzu alayım, o mevzuya geçmeyeyim. Masnuattaki Allah'ın ibadetlerini veyahut da masnuatın ibadetini inkar eden adam, ben demin okuduğumda da şöyle anlamaya çalıştım da, mesela bir çiçeği görse insan, onu inkar etse, ibadet ettiğini inkar etse, halbuki çiçeğin, bazı çiçeklerin ömrü birkaç gün, birkaç saat. Ama o çiçekte tezahür eden aslında çiçeği inkar etmekle ibadetini, Allah'ın esmasını inkar etmiş oluyor. Onun için mi? Şimdi, evet, bir o, bir de şu, onun ibadetini terk etmek şu, o çiçeğin sana bakan bir vazifesi var. Senin gizli istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. Yani oraya bakarak tefekkür ediyordun. Allah'ı tanıyordun. Allah'ı seni iç aleminde Allah'lık hakikati, Allah'a bakan istidat ve kabiliyetlerini oynatıyordu. Mesela ya hay, ya latif, ya mulevin, ya basir. Yani oraya bakarak aslında onun ibadetini görmek aslında oradaki Esma-i Hüsna'yı görüp kendi kabiliyetlerini inkişaf ettirmek. Hem bu görmemekle hem oradaki Esma'yı inkar ediyorsun, hem o çiçekte olan hakikati tefekkür ederek kendinde inkişaf ettirecektin. Böyle bakıp çiçeğe bakınca Fesubhanallah, Fesubhanallah men tahayra fi sunu okul. Ondan sonra ya basir, ey mulevin, ey latif, ey hakim. Yani Allah'ın sıfatlarını orada görmek.
Bir de nedir biliyor musun? Kainat-ı mevcudatın kendisi. Şimdi kainat nedir? İnsanın açılımıdır. İnsan çekirdekse kainat ağaçtır. Tamam mı? Şimdi çekirdeği delsen, mesela 15-20 tonluk bir çınar ağacı çıkacak bir çekirdekten. Çekirdeği delsen, ona deseler ki 10 tonluk ağacın çıkmasına mani olduğu için cezan 10 ton odundur. Ya kardeşim ben bu kadar parçayı deldim ya. Evet ama bu 10 ton bir çınar ağacı verecekti. Dev bir ağacı öldürdün. Yani basit bir hareket. İğneyle çekirdeği deldin ama o basit hareket onun zatında kalmıyor. İbadeti terk etme ile ruhun çekirdeğine, ruha iğne batırıyorsun. Ruhun da çekirdeğin inkişafı Allah idi. Allah'ın netice veriyordu. Veya sıfatlarıydı. Sıfatları, Allah'ın esma ve sıfatları netice veriyordu. Böyle külli bir hakikat olacaktı. Onları öldürmüş oluyorsun. Onları öldürmüş oluyorsun. Peki o mevcu ibadeti terk etmeyle sanki ruhuna yine sokuyorsun. Dolayısıyla o eşyanın ibadetini görmek şu. Çekirdek insansa kainat ağaçtır. Aynı böyle. Halikul habbi ve neva. İnsan bir çekirdek. Şimdi insanın açılımıdır kainat. O zaman insan kendi cüz'i istidat ve kabiliyetlerini ve esmanın nüminelerini bir fiil kainatta esmanın inkişafı var. Mesela ben de ya basir veya ya mulevin esmanın nüminesi var çekirdeği. Eşeğe bakınca ya mulevin renklendiren, ben bilemem ki renklendiren nedir, içimde varmış. Bilmiyorum, varlığından da haberim yok. Ama bir bakıyorum renklilere, fesubhanallah, o kardeş ne kadar 50 bine yakın çiçek çekmiş. Aklım duruyor yani, aklım almıyor. Hala anlayamıyorum yani. O kadar harika desen, o kadar harika geometri, simetri, kibar, latife. Ha, oraya bakınca, ha diyorum ki, Allah Allah, ey renklendiren Allah. Ha, oradaki rengi görünce, Allah'ın mülevin olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla o anlamak bendeki mülevin esmayı inkişaf ettiriyor ve Allah'ın mülevin sıfatına muhatap ediyor beni. O zaman bu benim neyimdi? Açılımlarımdı. Bu benim, bu kainattaki hakikatler benim istidat ve kabiliyetlerim inkişafı için toprak veya suydu. Dolayısıyla ben ibadeti terk edince kainatla olan münasebetim de terk edilmiş oluyor. Allah ile münasebetim terk edilmiş oluyor. Şimdi Allah ile alakanı kesersen, hani derler ya kardeşim, ben alakanı kestin ama bu senin hayırlı bir şey değil lan ha. Ne yaparsın? Ail, reisleri, patronların alakayı iyi tutarsın. Niye? Menfaat var. Allah ile alakayı kesersen, ibadetle Allah'a alakası kesiliyor. Yani bu sefer iyi o alamet değil işte. Ben niye değil? Padişahın rahiyetinde olacağım. Hem de yani onun rayiyeti yani halkından bir tanesi olacağım, hem de onu inkar edeceğim. İnkar edeceğim. Ben o padişah, ne yapıyor peki, hapishanesi yok mu? Yani bir saat önce dolayısıyla ben aslında kendime zarar vermiş oluyorum bunu yapmakla yani. Hep kendime veriyorum. Çünkü ibadeti terk etme anında bir Allah ile alakayı kesiyorum. Bir mevcudatla, mevcudatın bana baktığı vazifeleri göremiyor. Sırf bana bakan tarafı ye, iç, doldur, boşalt. O zaman nedir? Kendini neyle ifade edeceksin o zaman? Cilt nöz sayfa ne öyle mi? Yani sen nesin o zaman? Allah aşkına Allah ile kopuk bir insan kendisini neyle ifade eder? Dolduran, boşaltan, üreyen, Kastamonu, Kırşehirli olan, doğum tarihi cilt nöz sayfa ne? İzah eder misin? İşte Mercedes'te çalışan, bilmem fabrikada, bilmem balık fabrikasında çalışan, doldurup boşaltan, akşam yatağa yatan, yatakta üreyen, tuvalette boşaltan, mutfakta dolduran, işi gidip gelen. O zaman dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak, iş, mutfak. Bu musun yani? Boş bir don gibi. Kendini ifade edeme. O zaman kendini neyle tarif edeceksin? O zaman eğer Allah ile kendini tarif edersen, tarif ettiğin şey kadar kıymetli oluyorsun. Seni ona değerlendiriyorsun kendini. Kainat benim açılımımsa, öyle evet. Yani, kainat insanın açılımıysa, insan nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Yani hem kainat benim açılımım fakat kainatı inkar ediyorum. Ben kendimi inkar etmiyorum fakat kendi açılımımı inkar ediyorum. Dolayısıyla kendini inkar ediyorsun. Çünkü farkında değilsin. Onun için büyük cinayettir. Aslında kendi ibadetini yapmayan insan, ibadetin insana getirdiklerini yok etmesiyle kendine haberi yok. Kendini öldürüyor, idam ediyor. O zaman dikdörtgen içinde ölüyor. Mutfak doldur, tuvalet boşalt. Yatakta yer, iş veya okul.
Mutfak, tuvalet, yatak. Bunun içinde gömüleceksin. Aha, bu gidiyor, kendi vazifesini bilmiyor, gidiyor Arjantin'de ne olmuş? Futbolcular gol mu atmış? Hava raporu nasıl? Amerikan tavukları kaç tanedir? Ne karın olacak şimdi? Sen neyle meşgul oluyorsun? Esas bilmen gereken vazifeni unutmuşsun. Yani, yapma gerekeni unutmuşsun. Evet, Amerikan tavukları ne kadardı? Ne yapacaksın bilsin de? Mesela bana şeyi soruyorlardı çok. Hocam Bermuda şeytan üçgeninde ne var? Dedim ki Bermuda şeytan üçgeninde nerede dedi? Amerika'nın güneyinde. Hiç gittin mi? Yok. Gitme ihtimali var. Vallahi çok zor dedi. Peki o bunu merak ettiğine göre Bermuda şeytan üçgeninde ne kadar insan ölürse dedi. Vallahi çoğu zaman ölmez. Çünkü bellidir diyor. Koordinatlar verir. Ne uçak geçer ne gemi. Farz et ne kadar eskidi. Vallahi ne bileyim senede bir iki tane belki duyarız ama hiç duymadık diyor. Senin orada ölme ihtimali ne kadar? Sıfır dedi. Ama merak ettim. Tamam. Senin ölme ihtimalin orada sıfır, onu, sıfır olduğu halde onu merak ediyorsun. Kabir denilen dikdörtgende ölme ihtimali ne kadar? %100. Onu merak etmiyorsun. Ölmeyecek bir yeri merak ediyorsun. Mutlaka girecek yerin var. Niye merak etmiyorsun? Hocam benim de şeytan içinin dibinde ne var soracağına. Hocam şu kabirin dibinde ne var? Çünkü mutlak %100 gireceğin yeri merak etmiyorsun da hiç ihtimali yok, geçme ihtimali yok, onu merak ediyorsun. Niçin? Bu neyi gösteriyor? Vazife şinaslık insanı kaybedince dengeler, düşünceler, konuşmalar, yaklaşımlar, nereye dost olacaksın, nerede? Bir de ibadeti terk eden adam ibadet yapanlarla dostluğu bilemez. Ki Allah düşmanıyla dost olur, ki Allah dostlarına düşman olur. Yani dengeyi kaçırmış oluyor. Yani Allah ile alakası kesersen Allah'ın sana vermiş olduğu dengeleri de bırakmış oluyorsun. Dengelerin yok. Denge neydi? Kur'an'dı, sünnetti. Bir tarafında şu, bir tarafında bu. Tek tek de böyle gidiyordun. Bu sefer dengelerin yok. Kendini de tanıyamıyorsun. Ben neyin nesiyim? Neciyim? Yani kendi istidat ve kabiliyetlerini kendini de tanımıyorsun. Kendini tanımayınca kendinle tanıman gerekenleri de tanıyamıyorsun. Bu sefer öyle bir tuhaf bir manzara çıkıyor işte bu. Ne yapacağını bilmeyen bir nesil. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka yapışanlardan, batılı batıl bilip batılı kaçanlardan eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Bizi kendisine kul kabul eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ümmet kabul eylesin. Amin. Bizim kusurlarımızı da affetsin. Amin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın şefaati sancağı altında haşr-ı cem eylesin. Ve Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu evimize hakim eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bunları okumaya ve derslere gitmeye de bize aşk-ı şef ihsan eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Hele bu mübarek günlerde tutmuş olduğumuz Ramazan orucumuzu, kılmış olduğumuz ibadetlerimizle kabulü karın eylesin. Amin. Ve haşr meydanında suratına atılanlardan değil, kabul edilen ameller zümresine nail eylesin. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.